de şu soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi sizin de söylediğiniz gibi aslında az önce Sayın Kart'ta 15-16 Haziran'da ki bir süreçten bahsediyor ve diyor ki 45 sayfa dava dilekçesini hazırladım. 250 sayfa eklerini hazırladım. Klasörü götürdüm. Kızılcahamam'da karavanda Sayın Genel Başkan'a sundum. Bana izin vermenizi istiyorum. Strasbourg'da davayı doğrudan açacağım. Postayla değil, zaman önemli çünkü dedim. İnceledi, emeğine sağlık, yolun açık olsun dedi. Daha sonra uçak biletim alındı diyor. Ve ardından da gelişen süreci parti adına gitmesin, kendi adına gitsin denildiğini söylüyor. Yani bunda da sizin isminiz geçiyor tam bu noktada. Bir saat sonra Bülent Tezcan aradı diyor. Atilla Bey nereden çıktı bu dedi. Ne diyorsun nereden çıktı bu? Beraber değil miydik? Siz bana yetki vermediniz mi? Durup dururken mi açtım? Evet o zaman öyle düşünüyorduk ama bugün yönetim olarak böyle düşünüyoruz denildiğini söylüyor Sayın Kart. Şimdi tam bu noktada şu soruyu sormak istiyorum. Burada bir değişiklik olduğundan söz ediyor Sayın Kart. Ve iç hukuk yolları tükendikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Şimdi CHP adına bir başvuru yapılmışsa eğer Atilla Kart bir sıkıntı doğurur. Şimdi bunu her iki tarafta öyleyse bilmiyor muydu? Yani bu bilgi sonradan mı edinildi Şimdi öyleyse? bakın, hayır. Mesele şu. Biz iç hukuk yolu dediği hukuk burada aslında hukukçuların büyük çoğunluğunun kabul etmediği Yüksek Seçim Kurulu kararları idari işlemdir diye gitmek istedi. Hukukçuların bütün büyük çoğunluğu Yüksek Seçim Kurulu kararlarının yani bu kararın idari işlem olmayacağı yönünde. Ama Atilla Kart bu konuda Danıştay'dan karar alacağını iddia etti. Şimdi böyle olunca ya normal iç hukuk yolu bir tane var burada. Yüksek Evet. Seçim Kurulu'na itiraz edersiniz. Yüksek Seçim Kurulu itirazınızı inceledikten sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidersiniz. Reddederse Anayasa Mahkemesi anayasa hükmü gereğince ben Yüksek Seçim Kurulu kararlarını Anayasa Mahkemesi talebinizi reddederse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidersiniz. Normal prosedür budur. Anayasa Mahkemesi anayasa gereği ben Yüksek Seçim Kurulu kararlarını denetleyemem. Anayasada Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir yazıyor dediği için daha önceki örneğin Ankara kararını götürdüğümüzde reddettiği için buna benzer emsal kararlar olduğu için İç hukuk yolu etkisiz hukuk yolu olmuştur. Anayasa Mahkemesi yolu. Bu nedenle biz günlerce tartıştık bunu. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi'ne önce gidelim mi dedik. Sonra süreci uzatır Anayasa Mahkemesi. Ne zaman karar vereceği belli olmaz. İç hukuk yolu etkisizdir diye doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidilmesine karar verildi. Nitekim bu kararın doğru olduğu şuradan belli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında bize iç hukuk yolunu tüketmemişsiniz demedi. İç hukukta başka bir yol denemişsiniz demedi. Aldı, baktı, inceledi ve dedi ki bu benim dedi konuma girmiyor. Yani eğer iç hukukla ilgili bir problem olsaydı biz içeride işleri usulünce tamamlamamış olsaydık bize hiç oraya bakmayacaktı. Diyecekti ki siz iç hukuk yolunu tüketmemişsiniz buraya geri dönün. Şimdi buradaki mesele şu. Biz aslında zayıf olan bir yöntemi, Atilla Bey'in yöntemi zayıf bir yöntemdi. Ama çok iddialıydı. Deneyelim bir mahsur yok dedik ama biz onu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek kadar bir süreç olarak görmedik. Şimdi genel başkana gitmiş. Genel başkanımız doğal olarak şöyle yapacak. Kendisi hukukçu değil, bununla ilgili çalışan bir heyet var. Ondan sonra beni aradı. Ya Atilla Bey böyle bir şey söylüyor. Efendim dedim, ben şeylerle bir görüşeyim. Bizim avukatlarımız var, dilekçeyi hazırlıyorlar. Bir akademik kurul var bununla ilgili. Anayasa hukukçularının olduğu, akademisyenlerin ve avukatların olduğu bir kurul var. İşte Münci Bey var, avukatımız. Davayı açacak olan o. Hazırlıklarını yaptılar. Şeyde aşağı yukarı 2 aydır çalışıyorlar. O zaman öyle bir zaman geçmişti. Hazırlık aşamasına geldi. Bir konuşayım. Bunlar mahsur yok derse yapalım. Şimdi oradaki temel problem şuydu ve haklıydı bizim avukatlarımızın, heyetin endişesi. Ya dedi biz iç hukuk yolu etkisizdir diye gideceğiz. Ama dedi burada başka bir iç hukuk yolundan
yürünmüş diye mahkemenin önüne dosya gelince, iki dosya birleşince bu bizim davamıza zarar verir dediler. Ondan sonra oldu ki dediler bu iç hukuk yolu etkisi, yanlış iç hukuk yoludur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda da kararı var dediler. Şimdi bunlar çok teknik tartışmalar. Bu tartışmaları bizim izleyicimizin anlayabilmesi mümkün değil. Kim yani bu neydi ne değildi, ama mesele şu. Vesna Hanım, bu tartışmanın, eğer teknik bir tartışma istiyorsanız anayasa hukukçularını çıkarırsınız televizyonun karşısına. Hangi yol doğru, başka bir tartışma söyleyeyim ben size örneğin. Biz o heyette şunu da tartıştık. Dedik ki, nitekim Tolga Şirin dün bir tweet atmış, doğru söylüyor. Dedi ki benim görüşüm dedi bu iş, doğru söylüyor derken öyle bir görüş vardı, o anlamda doğru söylüyor diyorum. CHP gitti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve doğal olarak reddedilecekti. Atilla Kart da açsaydı o davayı reddedilecekti. Benim görüşüm bir sokak siyaseti yapılmalıydı diyor. İkincisi de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne gitmek lazımdı diyor. Şunun için söylüyorum. Biz bunu da tartıştık o dönemde. Acaba Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihatları var. Buradan gitmeyelim de. Birleşmiş önerildi çünkü. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne mi gidelim? O çünkü daha siyasi bir komite. Daha böyle bu konularda meseleye siyasi bakıyor. Onun ben referanduma bakmam diye bir sınırı da yok. Ama oradan karar alma ihtimalimiz daha yüksekti. Ama o kararın etkisi manevi etki. Yani şöyle bir tablo. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar aldığınızda Türkiye'de o karar uygulanmak zorunda. Yani bizim amacımız referandumun iptal edilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'yi bağlıyor. İptal etmek zorunda kalacaklardı seçimi. Ancak Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nden kararı aldığınızda siyasi bir etki. Sanki şöyle diyeyim, tavsiye kararı gibi. Bu evet referandum haksızdır diyecek, kararı alacaksınız. Erdoğan da çıkacaktı iktidarda, diyecekti ki, hatta öyle söylendi, diyecekti ki ya görüyorsunuz mu işte sizin verdiğiniz oylarla, sizin yaptığınız seçimle bunlar bizi güya dünya sıkıştırıp bize yön çizmeye çalışıyor, tanımıyorum diyecekti. Tanımamasının hukuki hiçbir şeyi yok, engel yok tanımamasına. Bu nedenle heyet dedi ki biz Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne gitmenin pratik bir faydası yok. Pozitif hukukta sonuç doğuracak bir karar almaya ihtiyacımız var. Onun için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidelim dedi. Niye bu ayrıntıda anlatıyorum? İzleyicilerimiz şunu bilsin. Cumhuriyet Halk Partisi bu işi bütün detaylarıyla tartıştı. Sadece bir avukatın görüşüyle değil, bir kişinin böyle çok derin hukuk bilgisiyle değil. Bu konunun uzmanı anayasa hukukçularıyla, bu konuda tecrübeli avukatlarla görüştü ve bu ortak karardan... Bu nedenle orada siz AİHM'e, siz sadece iç hukukta gittiniz, tamam bırakın AİHM'e biz gideceğiz. Evet. Konusu budur. Size biz AİHM'e gidin diye yetki vermedik. Yani evet. Sorun bu.